Herkese selam. Bugün maaşlı bir işe sahip olmanın ne kadar önemli olduğu konusunu sizlere anlatmak istiyorum. Ne kadar maaş aldığınız çok önemli değil. Önemli olan maaşlı bir işinizin olmasıdır. Kapitalist sistemin bize dayatmış olduğu bu kurala uymak zorundayız. Buna isyan edemeyiz. Ben çalışmayacağım diye bir lüksümüz yok. Fakat ömür boyu Maaşlı olarak çalışmak da bir hatadır Yani kapitalist sisteme isyan etmeyeceğiz Fakat o sisteme kendimizi adapte edip O sisteme yine aynı sisteme kendimizi uyarlayarak Sistemin içerisine girerek sistemi alt edeceğiz Sistemi kopyalayarak sistemi yeneceğiz Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım Tabi bunun belli bir süresi var Bunun süresi kişiye göre değişir Kişiye göre, sizin performansına göre, mevcut maddi durumunuza göre, e, ileride olabilecek muhtemel olaylara göre değişir. Ama e, genelleme yapacak olursak 5 ile 15 yıl arasında bu dönüşümü sağlamış olmanız gerekiyor. Bunun en uzun süresi maksimum süresi 15 yıldır. Yani 15 yıldan daha uzun süre maaşlı bir işte çalışmak hatadır. Şimdi kendimden bir örnek vermek istiyorum. Belki bilmeyenler vardır. Ee, hani takipçi sayımız her geçen gün artıyor. Bundan 20 sene kadar önce garsonluk yapıyordum. Nerede garsonluk yapıyordum diye soracak olursanız Elazığ Ordu Evi'nde. Hani diyorum ya yapmadığım iş kalmadı diye. Yani her türlü işin kenarından köşesinden geçtik. İyi de bu işi bu mesleği icra etmişim. Keşke kendimi bu işte daha fazla geliştirebilseydim diye düşünüyorum. O zaman yapmış olduğum garsonluk ücretinden e, hiçbir ücret almıyordum. Mecburi hizmet olduğu için. Karın tokluğuna çalışıyorduk işte. Kalacak yerimiz vardı, yemeğimiz çıkıyordu falan. İşte orada 6-7 ay boyunca garsonluk yaptık. Tabi o zamanki ruh halim çok farklıydı. Şimdi o zamanı düşününce içimde bambaşka duygular uyanıyor. Demek istediğim şu, yani hiçbir işi küçümsemeyin benim gibi garson da olabilirsiniz, hamal da olabilirsiniz, apartman görevlisi de olabilirsiniz. Tüm bu işler sana bir şeyler öğretir. Tabi sen öğrenmek istiyorsan öğretir. Sen öğrenmek istemiyorsan öğretmez. Ama o işi yaparken de işini düzgün yaparsan emin ol ki Allah ya da artık neye inanıyorsan senin yolunu açacak. İnan ki bu olacak. Ama yeter ki sen samimi bir şekilde bu işini yapmaya devam et. Elazığ Ordu Evi'nde garsonluk yaptığın zaman Hani Allah'ıma Allah bin şükür tüm komutanlarımın takdirini topluyordum. Anlatmışımdır. Bahşiş veriyordu ya. Subay bahşiş verir mi arkadaş askere? <laughs> ya, akıl alır gibi bir iş değil. Ee, bahşiş topluyordum. Ve e, anlatmışımdır orada çalışıp e, işini düzgün yapıp sivil memur olması için işte ordu evi müdürü albayın kendisine yalvardığı asker... İşte takdir belgesi alıp sivil hayatta çok lüks, şu an belki 50-60 bin, 70 bin aylık maaşı vardır. İş bulan arkadaşım, çünkü o zaman işini çok iyi yapıyordu. Ordu evi, takdir belgesi verdi çocuğa. Bir de ben şuna kendimi inandırmıştım o dönem. Diğer çalışan, emrim altında çalışan diğer garson arkadaşlarıma da aynısını sıklıkla defaatle söylüyordum. Siz buradaki subaylara, az subaylara değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet ediyorsunuz. Ve ben kendimi hep öyle gördüm. İlk iş günümden itibaren ben buradaki e, askeri personele değil şanlı Türkiye Cumhuriyeti ordusuna hizmet ediyorum. E, bu şekilde kendimi inandırdım ve o şekilde o duygular ile çalıştım. Ve inanılmaz şeyler öğrendim. Hatta orada öğrendik, öğrendiklerimi daha sonra Fransız tatil köyünde nasıl uyguladığımı falan anlattım bunların hepsini burada hani laf uzatmayalım ee, O zaman Elazığ Ordemi'nde kendisi için garsonluk yaptığım o dönem kor general olan daha sonra kendisi milletvekili de oldu Engin Alan Paşa ile biz kitap imza gününde karşılaştık onun da kitabı var benim de kitabım var Ben burada imzalıyorum o karşımda kitap imzalıyor buradan e, Engin Alan Paşa'ya, eşi Nevin Hanıma ve çocuklarına selamlarımı iletiyorum. E, tabii onlar ailecek geldiği için ailelerini de biz tanıyorduk. E, yani orada garson olduğum kişiyle aynı e, şeyde kitap imza ne kitap imzaladık. Daha ilgincini söyleyeyim. Şimdi e, ben tabii mecburi askerlik hizmetimiz bitti, özgürlüğümü kazandım, terhis oldum. İşte Kor General Engin Alan yıllar sonra hapse girdi. Yani ben bir dönem askerlik hizmetimden dolayı hani askeri alanda bir nevi hapishane demeyim de... ...hani orada mecbur durman gerekiyor. Dışına izinsiz çıkamazsın. Hani ben terhis oldum. O bu sefer özgürlüğünü kaybetti. Bunu neden anlattım? Şimdi hayatın sizi nereden nereye getireceği hiç belli olmaz. Yani o yüzden ben hep şunu söyledim. Ya yani ne oldum değil... Ne olacağım demeniz gerekiyor. Ben bile şu an kendi durumumu bilmiyorum. Hani gelecekte ne olacak bilmiyorum. Ya ben işte böyle böyle bundan sonra tamam diyemiyorum demeyin zaten. Yani bilemezsiniz ki. Yani son nefese kadar hiç kimse bilemez. Ee, garsonluk yaparken işte biz 12-13 kişiydik. Burada tabii şimdi ben şef garsonum, onlar da alt eleman. Hayat orada bana şunu öğretti. İnsanı idare etmek çok zor. Hayatta idaresi en zor şey insan idare etmek. Bu işi ben orada öğrendim Çünkü o kişilere karşı çok sert davranırsam Hani kul hakkına girebilirim E çok yumuşak davranırsam işleri berbat edebilirim. E, orta yolu bulmak oldukça zor ve açıkçası ben bunda zorlandım. E, bu tecrübeyi yaşadıktan sonra da e, hayata daha farklı bir bakış açım oldu yani şu patron olmak zordur. Gerçekten zordur. Ve bunu patron olduğunuz zaman anlarsınız. Ve şunu da unutmayın. Patron size haksızlık yapıyor olabilir. Sizin emeğinizi sömürüyor olabilir. Tüm bunlara rağmen işte burada imtihanın sırrı burada ortaya çıkıyor. Bunlar sizin işten kaytarmanızı, hakkınız olmayan oradan almanızı haklı kılan durumlar değil. İş yerinde çalışıyorsan maaşlı olarak sadece hakkın olanı istemen gerekiyor. Yani ve kimseyi kıskanma, kimseyi kimseye karşı kışkırtma, sana verilen görevi yap, başka işlere bulaşma. Bir an önce de ekonomik özgürlüğüne kavuşmak için yatırım ve birikim yapmaya devam et. Öğrenebildiğin kadar fazla şey öğrenmeye çalış. Ee, bu tip anlaşmazlıklar istisnasız tüm iş yerlerinde vardır. Bu adaletsizlik istisnasız her yerde vardır ve kime sorsan Hangi çalışana sorsan kendisini haklı görür. Senin bu iş yerinde adaletsizlik var diye hileye hurdaya başvurman, bir şekilde kendini haklı çıkarmaya çalışman en büyük haksızlıktır. Ve toplumdaki yozlaşmanın sebeplerinden birisi de budur. Bu zaten benim hakkım. Ben geçen ay 2 saat fazla çalıştım deyip işte iş yerinde bazı hırsızlık yapma deyim ben ona. Hakkın olmayanı alma. Yani bu şekilde kendini savunamazsın. Zaten herhangi bir işe başlamadan önce kuralları karşılıklı konuşuyor musunuz? Konuşuyorsunuz. İş akdi imzalıyor musunuz? İmzalıyorsunuz. Adam sana mesai ücreti vermeyeceğim ben diyor. Sen sonradan bunu kendinde nasıl hak görebiliyorsun? Ben hep diyorum da zaten mesai olan işlerde çalışmayın diye. Tabi herkesin öyle bir lüksü yok. Ben de vaktiyle yaptım mesai almadan mesaiye kaldım. Ama bir anlaşma yapmışsın ve sonradan bunu illegal bir şekilde senin hak, et, hak iddia etmeye hakkın yok. O yüzden ne yaptığınız işi ne de o işçiliği küçümseyin. Yani o gün orada yaptığın haksızlık hayatının ilerleyen yıllarında bir yerde karşına çıkacak. Bak emin ol çıkacak. Bunu bunca yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. 20 sene sonra çıkacak. Çıkacak yani bunu göreceksin ve anlamayacaksın. Öyle işler başına gelecek ki. Ya bu neden oldu diyeceksin. Bu neden başıma geldi? 20 sene önce yaptığım bir kötülük ya da bir iyilik. Onun ya mükafatını alacaksın ya da cezasını çekeceksin. Şu ana kadarki ki yaşadığım tecrübelere istinaden bunu söylüyorum. Ve kendi işimi kurmayı çok istiyordum. Kendi iş yerimi açmayı çok istiyordum ama sırf bu eleman çalıştırma, insan idaresinin insan idaresine zorlanacağımı düşündüğümden dolayı bunu çok tercih etmedim. Çünkü kimsenin de hakkını da yemek istemiyorum. O yüzden daha kendimle baş başa kalacağım çevirmenlik mesleğini tercih ettim. En son bankacılık işinden sonra. Daha asosyal işlere yöneldim ama herkesin karakter ve mizacı farklı. Kimisi de böyle sosyal işlerden hoşlanır. Yani öyle kişiler var ki ben diyor günde diyor 30-40 kişiye selam vermem gerekiyor diyor. Yani kalabalık ortamları seviyor adam. Yani bu benim bu bana çok iyi geliyor diyor. Merhaba merhaba işte o ayaküstü sohbetler. Ben bundan hoşlanıyorum diyor. Böyle insanlar, böyle kişilikler de var. Yani işini düzgün yap. Aldığın maaşı hak ettiğine inan. Bunu yaparken de birikim ve yatırım yapmaya devam ederek bir an evvel zincirlerini kırmaya çalış. Yoksa ömür boyu yani patrona küfür ederek, idarecilere küfür ederek işte siyasi liderlere küfür ederek, onun bunun dedikodusunu yaparak böyle ömrünü geçireceksin. Ve bu kimsenin işine yaramayacak. Senin de işine yaramayacak. Hepimiz güzel ve konforlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Zaten para kazanma amacımız bu. Yoksa para dediğin hani bir kağıt parçası sonuçta. Ve başarının bize verdiği tatmin duygusunu para kazanma hissi bize veremez. Bu bambaşka bir şeydir. Yani hem paraya ihtiyacımız var hem de başarının bize verdiği o tatmin duygusuna ihtiyacımız var. O yüzden şikayet etmiyoruz. Şikayet etmek bir çözüm değil. Bazen beni de eleştirenler oluyor. Ya bu anlattığın yanlış diyor. Tamam yanlış diyorsun. Ama doğrusu ne? Bir eleştiri yapıyorsan çözümü de söylemen gerekiyor. Ha, hayat pahalılığı çok kötü. Hayat pahalılığına karşıyım. Güzel ya hepimiz karşıyız ama hayat pahalılığına karşı çözümün nedir? Bir çözüm sunabiliyor musun? Ben bu yüzden sokakta gösteri yapanlar hiç anlamamışımdır. Ya gösteri yapıyor, camı çerçeveyi indiriyor. Tamam da çözüm ne? Ya bana sen bunu bir söyle. Bana çözümün ne olduğunu söylemeyen eleştiri eleştiri değil, boş laftır, Takır, lakırtıdır. İşinize sahip çıkın, birikim ve yatırım yapmaya devam edin. Sağa sola takılmayın, onunla bununla ilgilenmeyin ve bir an evvel kendinizi bu kısır döngünün dışına atmaya çalışın. İnanın başka bir kurtuluş yolumuz yok. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hepinize bol kazançlar diliyorum. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.